Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Gegendief als Passiversatz. Hatırlayacak olursanız ilkiyle başlamıştık. Bu ikincisi arkadaşlar. Gegendief denildiğinde ne anlamalıyız arkadaşlar? Gegendief neydi? Ulaç demekti. Yani zarf, fiil anlamına geliyordu, öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar eine einfach durchzuführende Kontrolle, evet, cümlenin bir yapısı bu arkadaşlar. Ne diyor bize? Kontrolle, die Kontrolle adı üstünde. Kontrol demek, durchführende gerçekleştirmek, yapmak anlamında. Yani bir şeyi bitirmek anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bitirilebilir kontrol, yapılır kontrol. Yani yapıp bitirilebilir kontrol anlamına gelmiş oluyor. Einfach da neydi arkadaşlar? Kolay, basit anlamındaydı. Dolayısıyla eine einfach durchzuführende Kontrolle yapısını şimdi biz pasife taşıyacak olursak, pasif mit Modalverb, yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Edilgenliğe taşıyoruz ve modal fiille beraber ele aldığımızda bakın ne olmuş? Eine Kontrolle die einfach durchgeführt werden kann demiş oluyoruz. Ne yapıyoruz demek ki arkadaşlar? Werden'den destek alıyoruz ve durchführen ne oldu? Durchgeführt, yani Partizip 2, yani perfekt yapar gibi davrandım değil mi? Ve ne yapıyorum? Edilgenliğe taşımış oluyorum. Bir kontrol ki bu ne yapılabilir? Kolay bir şekilde halledilebilir, yapılabilir, gerçekleştirilebilir anlamına geliyor. Burada herhangi bir anlam kayması yok. Ne yapmış oldum? Sadece edilgenliğe taşımış oldum. Edilgenliğe taşımış olduğumda demek ki ne yapıyormuşum? Werden ve modal fiilden destek alıyormuşum. Aynı durumu ben bu sefer infinitif mit zu'ya, yani mastar halde ne yapıyor olacağım? Bunu zu ile bir araya getirdiğimde ne olacak bakalım? Eine Kontrolle die einfach durchzuführen ist demiş oluyorum. Bakın ne olmuş? Zu plus infinitifte durchführen değil mi? Ne olmuş? Araya zu girmiş. Durchzuführen ist demiş oluyoruz. Bir kontrol ki kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir, yapılabilir anlamına gelen eine Kontrolle die einfach durchzuführen ist. Şimdi bu yapıyı biz de sich lassen ile birlikte ele alacak olursak, lassen neydi? Bununla ilgili de görmüştük bunu değil mi? Lassen neydi? Yaptırmak anlamına geliyordu. Yani ben bir eylemi ele aldığımda bunu lassen ile, sich lassen ile bir araya getirdiğimde bakın ne olacak? Eine Kontrolle die sich einfach durchführen lässt. Bakın burada ne olmuş? Lassen lässt olarak çekimlenmiş oluyor. Bir kontrol ki kendini ne yapıyor? Kolay bir şekilde tamamlatıyor, yaptırıyor değil mi? Sona getirtiyor gibi bir anlam taşımış oluyor. Ki bunlar da anlam itibariyle hepsi birbirinin aynı. Sadece ne yapmış oldum? Sich lassen'i işin içerisine katmış oldum ve eine Kontrolle die sich einfach durchführen lässt demiş olduk. Bir başka alternatif, o da neymiş arkadaşlar? Adjektif mit der Endung ba, sıfatı bu sefer ba ile, yani sonlandırıcı ba ile ele aldığımızda ne olacak? Bakalım gene anlam aynı kalacak arkadaşlar. Eine Kontrolle die einfach durchführbar ist, bir kontrol ki, nasıl bir kontrol bu? Kolaylıkla halledilebilir, sonu gelebilir, yapılabilir bir kontrol değil mi demiş oluyoruz. Eine Kontrolle die einfach durchführbar ist. Yani kolaylıkla tamamlanabilir bir kontrol. Bakın ne oldu? Durchführen, durchführbar şeklini aldı. Bakın durchführbar şu şekle de sokabiliriz. Eine einfach durchführbare Kontrolle de diyebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar ele almış olduğumuz bir yapıyı ben ne yapabiliyorum? Farklı formlarda dile getirebiliyorum ve bunu yaparken herhangi bir anlam kayması olmuyor. Sadece ne yapmam gerektiğine dikkat etmem lazım.
Eğer ki modal fiili ele alıyorsam demek ki şöyle bir toparlayalım isterseniz. Ne yapıyormuşum? Eine einfach durchzuführende Kontrolle. Evet, bu gerundiv şekilde değil mi ele aldığımızda demek ki bunu pasife soktuğumuzda yani edilgenliğe soktuğumuzda ve işin içerisine modal verbi getiriyorsak ne yapıyormuşum? Eine Kontrolle die einfach durchgeführt werden kann. Bakın burada ne yaptık? Kann'dan destek aldık. Infinitiv mit zu ile de, ele alacak olursak eine Kontrolle die einfach durchzuführen ist dedik. Ne yaptık? Durchführen araya zu girmiş oldu. Sich lassen ile ele aldığımızda bu cümleyi eine Kontrolle die sich einfach durchführen lässt. Ba ile adjektif mit der Endung ba yani ba sonlandırıcısıyla bunu ne yapıyoruz? Sıfatlaştırmış oluyoruz. O durumda ne oluyor? Eine Kontrolle die einfach durchführbar ist ya da eine einfach durchführbare Kontrolle demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Eine einfach durchzuführende Kontrolle. Eine einfach durchzuführende Kontrolle. Eine Kontrolle, die einfach durchgeführt werden kann. Eine Kontrolle, die einfach durchgeführt werden kann. Eine Kontrolle, die einfach durchzuführen ist. Eine Kontrolle, die einfach durchzuführen ist. Eine Kontrolle, die sich einfach durchführen lässt. Eine Kontrolle, die sich einfach durchführen lässt. Eine Kontrolle, die einfach durchführbar ist. Eine Kontrolle, die einfach durchführbar ist. Eine einfach durchführbare Kontrolle. Eine einfach durchführbare Kontrolle. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Gerundiv olarak karşımıza çıkan bir cümle yapısı bu. Eine zu erwartende Verbesserung. Öncelikle bir anlamlandıralım. Verbesserung iyileşme anlamında arkadaşlar. İsim halinde die Verbesserung karşımıza çıkmış. Erwarten beklentide, beklemede olan yani beklenen anlamına gelen erwarten beklemek demek. Dolayısıyla beklentide olunan bir iyileşme anlamına gelen eine zu erwartende Verbesserung yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu biz pasif olarak ve modal fiilli olarak karşımıza çıktığında ne yapacağız? Bakın eine Verbesserung die erwartet werden kann. Evet bir iyileşme ki bu beklenilebilinir anlamına gelen werden ve können modal fiiliyle ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bunun alternatifini oluşturmuş oluyoruz. Demek ki eine Verbesserung bir iyileşme ki bu bekleniyor anlamına geliyor değil mi? Bir iyileşme ki bu beklenir, beklenilebilir anlamına geliyor. Şimdi biz aynı yapıyı hiç anlam kayması olmadan infinitif mit zu ile ele alacak olursak eine Verbesserung die zu erwarten ist. Bir iyileşme ki bu bekleniyor anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olmuş? Die Verbesserung die zu erwarten ist. İnfinitifi ne yapmış oldum? Zu ile anmış oldum. Bir öncekinde neydi arkadaşlar? Yardımcı fiilim werden ve modal fiilim können ile ele almıştık ki burada zu ile ele almışız. Şimdi bu sefer aynı cümleyi bu sefer arkadaşlar sich lassen plus infinitif olarak ele aldığımızda ne olacak arkadaşlar? Eine Verbesserung die sich erwarten lässt. Yani bir iyileşme ki bu ne yapıyor? Tabii güzel Türkçemizde bunu pek kullanmıyoruz. Daha doğrusu bu biraz denk düşmüyor ama ben özellikle birebir bunu Türkçe'ye çeviriyorum ki lassen yaptırtmak anlamında. Yani beklentide bıraktırtıyor gibi hani birebir çevirmiş oluyoruz. Ama az önceki söylemiş olduğum anlamdaş olmuş oluyor. Bu anlamda eine Verbesserung die sich erwarten lässt dediğimizde arkadaşlar gene aynı anlam söz konusu. Sadece ne yapmış oluyoruz? Sich lassen yapısını işin içerisine katmış
oluyoruz. Bu sefer isterseniz adjektif mit der Endung ba, yani ba sonlandırıcılığı olarak inceleyelim. Ancak bu sefer sıfat olarak ele alıyoruz. Bakın erwarten neydi? Beklentide olmak. Erwart ba şekline bürünüyor. Dolayısıyla eine Verbesserung, die erwartbar ist şekline bürünmüş. Erwartbar bakın şu şekilde de ele alınabilirdi. Eine erwartbare Verbesserung, beklenir iyileşme demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Eine zu erwartende Verbesserung. Eine zu erwartende Verbesserung. Eine Verbesserung, die erwartet werden kann. Eine Verbesserung, die erwartet werden kann. Eine Verbesserung, die zu erwarten ist. Eine Verbesserung, die zu erwarten ist. Eine Verbesserung, die sich erwarten lässt. Eine Verbesserung, die sich erwarten lässt. Eine Verbesserung, die erwartbar ist. Eine Verbesserung, die erwartbar ist. Eine erwartbare Verbesserung. Eine erwartbare Verbesserung. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Eine nicht zu erklärende Tat. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Tat gerçek demek arkadaşlar. Erklären açıklamak anlamına geliyor. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar eine nicht zu erklärende Tat, açıklanamayan gerçek demiş oluyor bu cümlenin bölümü, değil mi? Çünkü tam bir cümle değil bu. Bir cümlenin alıntısı da diyebiliriz. Eine nicht zu erklärende Tat, açıklanamayan bir gerçek söz konusu, değil mi burada cümlenin içerisinde? Şimdi biz bunu pasif mit modal verb, yani modal verb'lı haliyle edilgen yapalım. Ne olacak o durumda? Eine Tat, die nicht erklärt werden kann. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Werden ve modal fiilden destek alıyorduk. Bu durumda, değil mi, bir gerçek ki açıklanamıyor. Dolayısıyla eine Tat, die nicht erklärt werden kann demiş oluyoruz. Şimdi aynı anlamı bu sefer gelin infinitif mit zu ile yapalım. Ne yapacağız burada? Bakın, eine Tat, die nicht zu erklären ist denildiğinde ne olmuş arkadaşlar? Mazhar halde erklären'i ne yaptım? Zu ile bir araya getirdim. Bu durumda eine Tat, die nicht zu erklären ist demiş oluyorum. Bunu şimdi sich lassenli forma soktuğumuzda ne olacak? Eine Tat, die sich nicht erklären lässt. Değil mi? Açıklattırtmıyor gibi. Hani Türkçe'ye birebir çevirecek olursak. Ama güzel Türkçe'de ne deriz? Açıklanamayan gerçek deriz. Öyle değil mi? Ancak gördüğünüz üzere Almanca'da birçok varyasyon var. Burada lassenli halini demek ki görüyoruz. Ne oluyormuş? Eine Tat, die sich nicht erklären lässt diyoruz. Bir de adjektif mit der Endung ba, sıfat hale soktuğumuzda erklären'i ba ile anıyoruz bu durumda. Ba ile, değil mi? Erklären ne olacak? Erklärbar şeklini alacak. Dolayısıyla eine Tat, die nicht erklärbar ist demiş olacağız, değil mi? Eine Tat, die nicht erklärbar ist. Nicht erklärbar yerine unerklärbar da diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda bakın eine unerklärbare Tat da diyebiliyoruz. Evet, insan çok fazla konuştuğunda zaman zaman dili sürçebiliyor. Kusura bakmayın o anlamda arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üzerinden tekrar bir geçelim. Demek ki eine nicht zu erklärende Tat denildiğinde açıklanamayan gerçek demiş oluyoruz. Bunu demek ki biz modal verb'lı ve pasif formuna sokacak olursak, pasif mit modal verb yapacak olursak ne oluyormuş? Eine Tat, die nicht erklärt werden kann. Ne oluyor demek ki burada? Werden ve modal fiilden destek alıyoruz. Burada ise infinitif mit zu'da ne yapıyoruz? Mastar halde zu ile bu durumu pekiştiriyoruz. Eine Tat, die nicht zu erklären ist. Öyle değil mi? Sich lassen formuna baktığımızda eine Tat, die sich nicht erklären
lest demiş oluyoruz burada da sich lassen formunda. Diğeri ise neymiş arkadaşlar? Adjektif mit der Endung ba, yani sıfat hali. Sokuyoruz bu sefer ne olacak arkadaşlar? Ba takısıyla değil mi? Erklären ne olacak? Erklärbar, açıklanabilir değil mi? Şeklini alacak. Eine Tat, die nicht erklärbar ist, ya da açıklanamayan değil mi? Ne olacak? Un takısı neydi arkadaşlar? Un olduğunda ne oluyordu? Olumsuzluk oluyordu. Dolayısıyla erklärbar, açıklanabilir. Açıklanamayan ne oluyordu? Unerklärbar, açıklanamayan gerçek denildiğinde eine unerklärbare Tat denilmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Eine nicht zu erklärende Tat. Eine nicht zu erklärende Tat. Eine Tat, die nicht erklärt werden kann. Eine Tat, die nicht erklärt werden kann. Eine Tat, die nicht zu erklären ist. Eine Tat, die nicht zu erklären ist. Eine Tat, die sich nicht erklären lässt. Eine Tat, die sich nicht erklären lässt. Eine Tat, die nicht erklärbar ist. Eine Tat, die nicht erklärbar ist. Eine unerklärbare Tat. Eine unerklärbare Tat. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde gerundiv als pasif ersatz konusunun ikincisini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.